Aradan tam 5 yıl geçti. Vatanıma, güzel İstanbul'a ve sevdiğime hasretle geçirdiğim 5 uzun yıl. Neredeydim, nerelere gittim ve nereden dönüyorum? Karanlık zindanlar, 5 uzun yıl. Güneşe hasret çektikten sonra işte nihayet yurdumun güneş dolu topraklarını gördüm. Şu anda çok mutlu olmam lazım. Fakat gene içimde bir ümitsizlik, bir korku var. Çocukluğumdan beri yüzüme gülmeyen kara baktım. Şu anda neler hazırlıyor kim bilir bana. Çocukluğumun, ilk gençliğimin eşi güzel İstanbul'da beni nelerin beklediğinden şu anda haberim olabilsin. Hayata gözümü acı bir yalnızlık içinde açmıştım. İnsanlar insafsız ve kalpsizdi çok defa. Ve öylesiye dayak yemesini öğrendim. Ama niçin? Ona aklım ermemişti işte. Sonra ben de haksızlık yapmasını ve dayak atmasını öğrendim. Artık köprü altı çocuklarının yıldığı bir bıçkındım. Kimse bana yan bakamıyordu. Ulan bıçkınalı, sen düşeşten başka bir şey atamaz mısın be? Baban da mı hep düşeş atardı be ha bıçkınalı? Babamı bilmem ama ben 15 yıldır hep düşeş atarım. Bıçkın Ali, ne yazık ki her zaman düşeş atamadı. Hayatın zarı her seferinde gülmüyor insana. İstanbul'un ayak takımı arasında tanınmıştım. Sözü geçer olmuştum ama neticede bir hiçtim. Bir gün aç, bir gün tok ve poliste ufak tefek kaydı olan serseri bir bıçkın Ali olup çıkmıştım sonunda. Bu paraları nereden buldun Bıçkın Ali? Kumarda kazandım abi. Kimle oynadın? Erduş Ömer'le. Bunları geri vereceğiz. Çünkü Ömer bir adamdan çarpmış bunları. Ya bak ahlaksıza. Emin olun benim haberim yok komiser bey. Hadi uyma onlara uyma. Sen fena çocuk değilsin. Fena insan değildim ben. Ama bir eksik yönüm vardı. Beni diğer insanlar gibi alın teriyle çalışmaktan, mutlu olmaktan alıkoyan o eksik neydi bilmiyorum. Allah'a ısmarladık. Fıstık bir çamlık yapalım mı seninle ha? Ulan zibidi, ulan zerzavat. Bir saat peşimden geldiğin yetmiyormuş gibi bir de laf atarsın ha! Zamani çocukları en ufak kan kırmızı! Seni pis zampara! Her kuşun eti yenir mi ha? Kaçma! Kaçma diyorum sana! Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim! Kaçma! Kaçma! Affedersiniz, acıdı mı? Sayılır. Şeyin çocuğu, bir saattir peşimde! Beni ne zannettin ulan? Allah kahretsin seni! Yüzün morarmasın sakın. Yok. Bir eczaneye gidelim mi? Yok, bir şey yok canım. Niye bakıyorsun öyle? Bilmem. Çok mu komik halim? Hayır, komik değil. Başka bir şey. Başka bir şey ne? Şey... Yardım edeyim sana. Hadi şunları bir toplayalım. Gel bakalım. Yaşa be abi! Thank you.
yüzücü gara yok mu? İçiyor musun? 7 yaşından beri. Yüzünün acısı geçti mi? Hı. Geçti boşver. Senin yerinde başka biri olsaydı kafamı kırardı. Yap canım. Bu dikkatsiz adam. Tenimi berbat etti. Derse de geç kaldım. Ders mi? Ne dersi? Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde korodayım. Kimin kimsen var mı? Bir ihtiyar anam var. Az hastadır. Kendimi bildim bileli çalışırım ben. Sen ne iş yaparsın? Hiç. Serserilik. Yok deve. He işte. Hiç de serseriye benzemiyorsun. Kulağında iyi üstelik. İşte 3-5 kuruş kazanıyoruz. Nereden? Nereden olursa, bazen oyundan. Alay ediyorsun benimle, yalan. Keşke yalan olsaydı. Canını mı sıktım yoksa? Hayır. Ama farkında olmayarak ders verdin bana. Senin gibi bir kız ufacıkken işe atılıp anasına bakarken ben koskoca adam. Yoksa kötü bir iş mi yapıyorsun sen? Pek kötü denmez ya. Çok şükür lekelenmedim hiç. Ama gene de tatsız. Nasıl tatsız? Kumar oynamak, barlarda, meyhanelerde dayılık yapmak. Dayılık da ne? O gibi yerlerde serseriler bazen parayı vermez, kavga çıkarır. Patronun adamı vardır, ortaya çıkar, gözdağı verir, işi halleder. Kavga da çıkar mı? Çıkar tabii. Tatsız bir iş be. Ya bir taraf senden baskın çıkarsa? Ya, çıkar. Desene dayak yemekte var bu işte. Hamama giden terler. Gidelim. Anam merak eder. Hadi. Hadi. Rakını getireyim mi Ali abi? Yok. Yemek? Bonşver. Ne o, hasta mısın evlat? Yok bir şey çorbacı. Canım istemiyor. Yarın ehliyet imtihanına gireceğim de. Bana bak, kırarım ulan ağzını burnunu senin. Ali davran. Ayrılın. Ayrılın diyorum size. Ayrılın. Yok abi, ben bir şey yapmadım. Sağ ol evlat. Bir daha bu dükkana gelirseniz parçalarım sizi. Kusura bakmayın. Allah. Bir emriniz varsa söyleyin. Yüzünün acısı geçti mi? Senin yerinde bir başkası olsaydı kafamı kırardı benim. Hiç de serseriye benzemiyorsun. Yoksa kötü bir iş mi yapıyorsun sen? Ne o? Canını mı sıktın yoksa? Yok, hayır. Ama farkında olmayarak sanki ders verdin bana. Senin gibi bir kız ufacıktan işe atılıp anasına bakarken ben koskoca adam. Gönül, sen daha uyumadın mı yavrum? Şimdi anacığım, şimdi. Aklını başına topla kızım, aşık mı oldun ne? Of be. O günden sonra sık sık buluşur olduk. Onu ilk gördüğüm gün sevmiş olduğumu, bir daha da unutamayacağımı iyice anlamıştım. Ne haber? Haber sende. Anama senden bahsettim ama işsiz güçsüz olduğunu söylemedim tabii. Bunu yüzüme vurma. İyi bir iş bulacağım. Sen de çalışmayıp köşende oturacaksın artık. Hanımlar gibi ha? Hanımlar gibi tabii. Abdi abi, bize 2 çay. Patlamayın, demliyorum. Ne ömür adam bu. Nereden tanıyorsun? Oradan, paşa kapısından. Hapiste mi yattın sen? Bir hafta. Kavgadan.
Neyse. Peki bu niye oradaydı? Meşhur kasa hırsızı ve kalpazandı. 10 sene yattı. Tövbe etti şimdi. Dünyanın en iyi insanıdır. Tavşan kanı bunlar, tavşan. Alın bakalım. nişan ne zaman? Ha? Benim kahvenin adı Aşıklar Çeşmesi'dir. Kızlar buraya sevdikleriyle gelir. Sonra da birkaç ay içinde oğlanları kafese koyuverirler. Koyamazlarsa? O zaman kavalyeyi değiştirir, yenisine bakarlar. şekeri unutmuşum, gidip getireyim. Ayıp ettin abi, ben getiririm. Zahmet olacak. Şekeri bahane ettim, senden yalnız kalmak istiyordum. Bak kızım, bu Ali delidir, doludur ama cevherli oğlandır. Evlen onunla, senin gibi bir kız adam eder onu. Teşekkür ederim. Yoksa ziyan olur bu çocuk. Çok da seviyor seni. Böyle bir şey söylemedi ama. Söylemez. İş arıyor, kendini kurtarmaya çalışıyor. Bilmezsin sen onu. Pırlantadır, pırlanta. Kaçırma. Geliyor. İşte böyle kızım. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Romatizmalarımı anlatıyordum kıza. Ya. Şarkı yok mu bugün? Şunu içeceğim, sonra düşünürüz. Otobüsü kaçırmayayım sevgilim. Acele bir işin mi var? Hem de çok önemli. Bir arkadaşımın babası bana çok iyi bir iş buldu. Sonra? Sonra da seni alacağım tabii. Al. Kahvede sözüm var. Hemen bugün işe başlıyorum. Yarın buluşalım, beni annene götür. Yarına kadar sevinçten bir tarafıma inmezse eğer. Buyur gel. Ben temizim. İstersen bırakayım geç. Benden paydos. Yarın işe giriyorum. Bu işlere paydos. Bıçkın Ali, sen mi paydos edeceksin bu işlere? Görürsünüz. Allah kalanlara iyilik versin. Bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz. Hadi oynayın. Oğlan İrfan, bu ne hal?
Kazım'la vuruştuk. Tabanca çekti, bıçağımı kullandım. Ölmedi ya. Ay, yaşım. Lan. Kaçma. Oh, kaçma diyorum, bırak. Bırak beni. Kazım abi yapma. Yapma Kazım abi. Öldü. Öldürdün onu. Hayır. Hayır, ben yapmadım. Hayır. Hapse girmek istemiyorum. Hayır. Hayır, ben yapmadım. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, kaçman doğru değil Ali. Teslim ol, teslim ol. Olamam, olamam. Adam öldü, en azından 10 sene yerim. Yakalarlar seni. Oh, gene de deneyeceğim kaçmayı. 10 senemi hapiste geçiremem, gençliğimi çürütemem. Ben sensiz ne yaparım Ali? Gittiğim yerde çalışırım, sen de gelirsin. Başka çaremiz yok. Var, kal burada. Kaç sene yatarsan beklerim seni. Hayır, bırak beni. Sana yazarım, gelirsin. Yazmazsam ümidini kes. Affet beni. Böyle olmasını istemezdim. Affet. Hemen yaz bana. Nereye istersen gelirim. Nereye istersen. Kaçak olarak bindiğim gemi beni 3 gün sonra bir limana bıraktı. Etrafımda dilimi anlamayan yabancı insanlar vardı. İndiğim şehrin ismini bile bilmiyordum. Karnımı doyurmak için rastgele bir yere girmiştim. Beni orada bekleyen korkunç maceradan zerrece haberim yoktu o anda. Oyuna gelmiştim. Cebimde bulunan zehirli maçıyı nereden aldığımı öğrenmek için beni günlerce sorguya çektiler. Bilmiyorum dedikçe vahşice işkence ettim. Sonra bizimden atıldım. Hayatımın 5 güzel senesini çürüttüğüm karanlık, dar bir zindan. Nasıl bir çocukluk ve ne büyük bir akılsızlık etmiştim. İnsan ne sebeple olursa olsun kendi yurdunu terk etmez, kaçmaz. Bunu ancak 5 yıl sonra anladım. Şimdi güzel vatanımın cennet köşelerini seyrederken kendimi yılların hırpalayıp olgunlaştırdığı daha ağırbaşlı, daha iradeli bir insan olarak görüyorum. Hatırladım seni. Ali. Bıçkın Ali. Hoş geldin. Otur. Hayrola, bir derdin mi var Ali? Teslim olmaya geldim abi. Biliyorsunuz 5 sene evvel Çopur Kazım'ı öldürmüştüm. Kaçmıştım o zaman. Ama pişman oldum. Yurdumda kalıp cezamı çekmeliydim. Böyle işte.
Vapurdan şimdi indim, size geldim. Hoş geldin. Ve güle güle gidebilirsin. Anlamadım. Haberin yok senin. Çopur Kazım ölmedi. Ayrıca genel hafta çıktı. Tutuklanmana sebep kalmadı. Ya ölmedi ha? Ölmedi demek. Bak, bunlar ders olsun sana. Uslanmış akıllanmışa benziyorsun. Serserilerin arasına girme gene. Temiz bir iş bul. İyi insanların arasına karış. Göreyim seni. Niyetim o zaten. Verin elinizi öpeyim. Estağfurullah. Hadi göreyim seni. Gerekirse iş bulmana da yardım ederim senin. Çok teşekkür ederim. Göreceksiniz, çok iyi bir insan olacağım. Göreceksiniz. Buna inanıyorum Ali. Çayın demli mi usta? Ah, Ali, Ali! Aptı abicim, aptı abicim. Hey, dur, dur. Ali, Ali yavrum, Ali. Nereden çıktın be çocuk? Ümidi kesmiştik senden. Uzun hikaye be abi. Geldik işte. Doğru bana geldin ha? Hayır, önce Gönül'ü aradım. Annesi ölmüş. Kendisinin nerede olduğunu bilen yok. Hemen kızı aradın ha? Hem de nasıl? Senden sonra bir iki kere geldi buraya. Sonra senin yurt dışında öldüğünü haber aldı. Çok ağladı, çok. Sonra? Bilmiyorum. Bir daha görmedim. Yardım et abi. Bulalım onu. Dur bakalım. Buluruz belki. Sana bir memleket kahvesi yapayım. Gene orta şekerli içiyorsun tabii. He, nasıl da bilirim. Niye burada durduk? İnin aşağı. İn aşağı patron. Ya. Seni de mi satın aldılar? Kısa keselim patron. Bizimle geliyor musun? Ya gelmezsem? Sen bilirsin. Elini tabancana atma, mırlanırsın. Bırakın palavrayı. Sizin patron beni safa sağlam ister karşısında. Bana bakın. Kaçar para alıyorsanız iki mislini vereceğim. Bırakın beni. Boş laflar bunlar. Bin arabaya. Canını yakmaya bizi mecbur etme. Durun. Bırakın beni. Ne isterseniz vereceğim. Şur durun. Soyacaklar mıydı sizi? Onun gibi bir şey. Yumrukların çok işime yaradı. Sana borcumu ödemeliyim. 10.000 lira iyi mi? Para için kavga etmem. Ama ben de minnet altında kalmam. Öyleyse bir çorba içir, karnım aç. İşin gücün yok mu? Şimdilik yok. Aldırma, istersen olur. Aldırdığım yok zaten. Şurada bir işkembeci var, oraya girelim mi? Daha iyi bir yer biliyorum, gel. Sonra? Hepsi o kadar. Şimdi bambaşka bir adam olarak memleketime döndüm. Alnımın teriyle kazanıp bir köşede oturacağım. Kimsen yok mu? Yok. Yahut bir kişi var. Onu da bulursam eğer. Kimi? Sevdiğim kızı. İlk işim onu aramak olacak. Beni beklediyse tabii. Kadınlar pek beklemez. Bilmem. Hele bir iş bulayım önce.
Sizin yatma vaktiniz gelmiş olmalı. Yemeğe teşekkür ederim. Dur otur öyle. Nerede kalıyorsun? Kahveci bir arkadaşımın yanında. Şimdilik tabii. Dinle. Sana ayda 30 bin lira maaş. Güzel bir oda. Haftada bir günde izin. İyi mi? İç güveği gibi bir şey ama neyin karşılığı? Arabamı kullanırsın. Başka işlerime yardım edersin. Nasıl başka işler? Gördün. Düşmanlarım var. Senin gibi bilekli ve temiz biri lazım bana. Niçin düşmanlarınız var? Rekabet, çekememezlik. Ne iş üzerine? Çok soruyorsun. İşini beğenmezsen seni zorla tutmam. Hele çalışmaya başla, görürsün. Gene de sen bilirsin. Şimdilik al bunu. Lazımdır sana. Hasan! Buyurun. Arkadaşa garajın yanındaki odayı göster. Artık bizimle kalacak. Başüstüne bir. Öyle olsun. Merhaba. Seni eve bırakmak için geldim. Ne zahmet, ben giderim. Niye anlamıyorsun? Özledim seni. Teşekkür ederim. Kulübe gidip bir iki viski alalım mı? Mazur gör, yorgunum. Yarın dinlenirsin. Erkenden yatsam daha iyi. Bir gün yola geleceksin ama bakalım ne zaman. Anlamadım, ne dedin? Hiç, hadi çıkmıyor muyuz? Geliyorum. Şoförün ne oldu? Öteki tarafa geçti. Dün gece pusuya düşürdü beni. Gözüm tutmamıştı zaten. Söyledim sana. Aldırma, daha iyisini buldum. Vurduğunu deviriyor. Şart mı bu işlerle uğraşmak? Ne eksik? Para ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Kodeste bile mi? Korkaklığı atamadın üstünden. Bana iyiliklerin var. İnkar edecek değilim. Ama bu işlere bulaşacağını bilseydim merhaba demezdim sana. Hatta... Hatta? Gidip haber versem diyorum polise. Senin iyiliğin için tabii. Hadi gidelim. Korkanım milyoner oldu. Bu ne araba be? Şimdilik sadece şoförüm. İyi, çok iyi. Kızdan ne haber? Hatta abi, senin bir bildiğin var. Saklıyorsun benden. Doğru, saklıyorum. Niye saklıyorsun? Hasta mı yoksa? Hayır, tut gibi ama... Aması ne? Evlendi mi yoksa? Hayır. Bugün günlerden ne? Pazar. Tamam, Beyoğlu'na gidiyoruz, hadi. Thank you.
Gönül. Bana derler ay. Günlerce, haftalarca ağladım Ali. Anacığımı düşünmeseydim canıma kıyabilirdim o günlerde. Sağ olsa mektup yazar diyordum. Yazamazdım sevgilim. Öyle bir yerdeydim ki neler çektiğimi bilemezsin. Ben de çok çektim. Hele annemi kaybedince dünya bana zindan oldu. Uzun bir zaman hayattan bezgin olarak yaşadım. Ama şimdi iyiyiz. İyiyim. Sesim işime yaradı. Rahatım yerinde. Şimdi sen de geldin. Artık özlediğim saadete kavuşabilirim. Benimle mi Gönül? Elbette seninle. Ya nasıl olacaktı? Yoksa sözünden döndün mü? Unuttun mu beni yoksa? Neler söylüyorsun sen? Ama şartlar değişti. Şu anda ben fakir bir insanım. Sense başarıya ulaşmış, hayatını kazanmış bir sanatçısın. İstersen her şeyi bir anda bırakır bir ev kadını olurum. İstiyorum de. İstiyorum de. Bu akşamdan tezi yok çalışmam. Sana ancak küçük bir oda tutacak kadar kazancım var şu anda. Ona da razıyım. Beraber olduktan sonra. Hadi istiyorum de. Biliyorsun ki istiyorum. Bütün kalbimle istiyorum. Hayatta hiçbir dileğim yok bundan başka. Ama izin ver bana. İşlerimi yoluna koyayım. Beklersin değil mi? Beklemedin mi sevgilim? Bekledim Gönül. Ama seni daha fazla bekletmeyeceğim. Mutlu olacağız. Biliyorum sevgilim. Çok mutlu olacağız. Alo. Evet benim. Evet biliyorum. Biliyorum hakkınız var. Ama bana birkaç gün daha müsaade etmenizi rica ediyorum. Fakat... Beni dinle dost. Ben var 3000 mil uzaktan gelmek. 2 haftadan fazla var beklemek. Daha fazla yok beklemek. Malı bulup teslim edeceksen et. Yahut aldığın kaparoyu iade et. Yoksa ne demek istediğimi var anlamak. Anlıyorum tabii. Hakkınız var. Zorluğu çıkaran ben değilim öbür taraf. Ama size söz veriyorum. Kısa zamanda halledeceğim bu işi. Tabii tabii. Ah üstüne. Hiç merak etmeyin. Ha, ben de senin gibi birini bekliyordum şu anda. Otur bakalım. Özür dilerim. Oturacak değilim. İşi bıraksam diyecektim. Bu da nereden çıktı? Siz bana bir iyilik ettiniz. Ama bu parayla geçinemem. Daha kazançlı bir iş bulmam lazım. Buldun gitti. Daha kazançlı iş var bende. Hem arabayı kullanırsın hem de bana yardım edersin. Ne gibi yani? Zannettiğim kadar cesur değil misin yoksa? Cesurum. Ama kanuna karşı değil. Kanunla ilgisi yok benim işimin. Dinle aslanım. Bir ortağım vardı. Bana kalleşlik etti. Onu yola getirmem için kuvvete başvurmam lazım. O kuvvet de sende var. Gözünü budaktan esirgemezsen bol para kazandırırım sana. İşin ne olduğunu sorabilir miyim? Anlatayım. Dışarıya çeşitli mal sevk ediyorduk. İyi bir müşteri bulduk. Ortağım karın hepsini kendisine ayırmak için beni aradan silmek istiyor.
Ben de buna karşı koyuyorum. Hepsi bu. Pek bir şey anlayamadım. En iyisi gel benimle, anlarsın. Hadi gidelim. Araba aşağıda mı? Aşağıda. Hadi gel. Hiç beklemiyordum doğrusu. Bu da fedain galiba. Nasıl bilirsen. Konuşabiliriz değil mi? Bence mahsur yok. Bence de. Dinle dostum. İkimiz de inat edersek bu işi kaybedeceğiz. Gel anlaşalım. Anlaşalım. Ver bana numarayı. Senin de hakkını gözetmeye çalışırım. İnanmıyorum. Elinden gelse beni bir kaşık suda boğacaksın. Numarayı aldığın gün hapı yuttum demektir. Seni iyi tanırım Demir Ali. Beni iyi tanıyorsan, inat etmeyip numarayı söylersen senin için çok iyi olur. Ben de senin hakkında aynı şeyi düşünüyorum. Ya. Peki zorla söyletirsem sana ne yaparsın? Söyletemezsin. Ya ikiniz de buradan sağ çıkamazsanız? Bu muydu senin ticaret dediğin iş? Ben yokum. Dur bakalım delikanlı. Davetsiz geldin, izinsiz gidemezsin. Senin fedai biraz kof galiba. O akşam bu çocuktan mı dayak yediniz siz? Yazık size be! Şuna baksanıza, kuzu gibi bir adam. El şakasından hoşlanmam. Hadi şimdi söyle şunlara, tabancaları atsınlar. Yoksa beynini dağıtırım senin. Atın! Atın tabancaları! Çıkalım. Ben bir yere istediğim zaman gelir, istediğim zaman da giderim. Müsaadenle şunlara bir çift sözüm var. Ahbaplar, bir daha sefere birisine tabanca çekerseniz dikkat edin, yumruğu kuvvetli olmasın ha. Yoksa beyniniz patlar. Hoşça kal patron, ben bu işte yokum. İçin rahat etsin. Geliyor musun? Aldanıyorsun Ziya. Bu iş burada bitti zannetme. Sen de zannetme. Aptal herifler, koca ayılar, pis köpekler, defolun, defolun, defolun dedim. Son sözün bu mu? Evet, söyledim sana. Kirli işlere giremem. O herif haydutun teki. Sen de ortağıysan beni mazur gör. Peki. Ama gene de acele karar verme. Beklememe sebep var mı? Var. Seni kaybetmek istemiyorum. Başka iş veririm sana. Onlar bizi beraber zannetsinler. Senden korktular. Korkuluk olarak mı kullanacaksın beni? Bırak kelime oyununu. Senin istediğin ne? Kötü işlere bulaşmamak değil mi? Bulaşmayacaksın. Arabamı kullan, yazıhaneye bak, başka işe karışma, oldu mu? Şuradan sap. İlk apartmanın önünde dur. Şimdi yukarı 4 numaraya çık.
benim şoförüm olduğunu söyle. Bir haydut da burada mı var? Hayır. Dünyanın en şirin kızı var yukarıda, anlarsın ya. Ha, o başka. Kıza söyle, burada bekliyorum. Çabuk insin. Buna da itirazın yok ya. Beni ilgilendirmez. 4 numara mı dedin? Evet. Ziya Bey'in şoförü geldi. Kendisi arabayla aşağıda bekliyormuş. Geliyorum. Küçük hanım şimdi geliyor efendim. Teşekkür ederim. Ay. Gönül. Yoksa... Evet, kötü tesadüf değil mi? Bilseydim gelmezdim tabii. Ne kadar aptalım değil mi? Ali! Uzatmayalım. Dışarıda patronum bekliyor. Benim patronum, senin de... Ali! Ali diyorum. Sus! Hiçbir şey söylemene lüzum yok. Bana yalanlar uydurmaya mecbur değilsin. Yalnız daha namuslu davranabilir ve birinin metresiyim diyebilirdin bana. Ali, ben kimsenin metresi değilim. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ali, dinle beni. Buyurun. Beyefendi dışarıda bekliyorlar. Hele şükür. Vaktinde hazırsın bugün. Niye zahmet ettin? Ben kendim giderdim. Başka bir sürprizim var sana. Güzel bir kürk gördüm. Ben kürk istemedim ki. Görürsen kararını değiştirirsin. Ali, sen de bizi bırakınca git keyfine bak. Paran var mı? Lazım değil. Arabayı garaja bırakacağım. Anahtarını da. Yarın kendinize başka bir şoför bulursunuz. Bırak şimdi bunları. Bu meseleyi unut. Sonra konuşuruz dedik ya. Bu kadar içmesen olmaz mı? İçsem ne olur? Hasta olursun. Hasta olsam ne olur? Elinin körü olur be evladım. Ben 20 sene küpüne girdim, gene de bitiremedim dünyanın bütün rakılarını. Boş ver. Bak Ali, mesele belki de senin gördüğün ve zannettiğin gibi değildir. O herif dalavericinin biri. Kıza gelince Allah için pırlantadır. Pırlantaya gel. Tabii pırlanta. Benden mi bileceksin be? Piyasanın en eski kalfasanıyım ben. Bu sefer yanıldın. Kız bildiğin kız değil artık. Herifin dostu. Nasıl da numara yaptı bana. Ama altında kalmayacağım. Eyvallah abi, bana müsaade. Ali. Ali yavrum, Ali. 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 Şimdi size benim için çok büyük değeri ve çok mutlu hatırası olan sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyeceğim. Affedin, sizlere bu şarkıyı böyle ağlamaklı bir yüzle söylemek istemezdim. Kendimi tutamadım. Var olun. Bu dertli gecemde bana teselli verdiğiniz için size gönüller dolusu teşekkür ediyorum. Yalan! Bu kadına inanmayın, hepsi yalan! Ay! İçinizde belki görenler olmuştur. 3 gün evvel bu salona girdiğim zaman beni hasretle kucakladı. O da yalandı!
Bu kız benim nişanlımdı. Kara yazımız bizi ayırdı. Ve şimdi onu buldum ve beni hala sevdiğini söyledi. Bu kız dünyanın en büyük yalancısı. Çünkü şu anda başka bir adamın sevgilisidir. Bir kürk, bir mücevher alsın diye o adamın da yüzüne gülmektedir. Sizleri rahatsız ettim. Affedersiniz. Maksadım burada kendisine son sözümü söyleyip gitmek. Allah'a ısmarladık. Beni bir daha kandıramayacaksın. Son sözün bu mu? Öyle mi? Hayır. Bir de bu. Ali! İyi akşamlar Bıçkın Ali. Bozuk çalıyorsun. Araba benim değil abi. Sahibine bırakacaktım. Kötü bir adam. Hem de çok kötü. Ama arabayı bırakmayacaksın. Onun yanında çalışmakta devam edeceksin. Ha? Hadi benim oraya. İyice bir dertleşelim seninle. Tanıdın tabii. Biri bizim patron. Bu da dalaştığı adam. İkisi de azılı zehir kaçakçısı. Neden tutuklamıyorsunuz? Bunları tutuklamak işten değil. Asıl aradığımız başka şey. Zehiri kimden ve nereden bulup alıyorlar? Mesele bu. Suyun başını arıyoruz biz. Anladım. Evet. Bak bu iki onluğu $2 farz et. Hem de sahte. Ve bu iki sahte doların üzerinde tabii iki seri numarası olacak. Evet. İki sahte dolardan biri senin patronunda, biri de o Demir Ali denen adamda. O iki sahte dolar yan yana gelip de seri numaralarının toplamı alındığında bir telefon numarası elde ediliyor. Ya. Kaçakçılar birbirlerine itimat etmezler. Onun için senin Ziya ile o Demir Ali'ye birer dolar verildi. Demir Ali kalleşlik etti. Doları senin patrona göstermiyor. Ve onun elindekinin numarasını alıp kârı kendisine mal etmek istiyor. Tamam mı? Paylaşamadıkları bu mu? Bu. İkisinde de birer dolar var. Bu iki doları yan yana getirip İmalathanenin telefon numarasını elde etmeyi en çok isteyen de benim tabii. O zaman beyaz zehrin yatağını bulmuş olacağım. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum efendim. Şimdi senden istediğim, patronunla aranı açmayacaksın. Sana alabildiğince güvenecek. Öteki doları Ali Demir'in elinden almanın yolunu gösterecek sana. Ayrıca otelde bir alıcı bekliyor. Eli siyah eldivenli. Azılı bir yabancı. Onu da gözlüyoruz. Ama suçüstü olabilmesi için adama teslim edilip malın ele geçmesi lazım. Elimden geleni yapacağım abi. Başın sıkışırsa bana şu numaraya derhal telefon et. Ama dikkatli ol. Senden şüphelenebilirler. Hadi gidebilirsin. Gideyim. Gideyim ama... Siz de hazırlıklarınızı yapın. Teşekkür ederim. Başüstüne. Kız meselesi mi yoksa? Nişanlın dünyanın en temiz kızıdır. Ziya'nın da metresi falan değildir. Adam onu tehditle oyalıyor. Ama bizim umrumuzda değil. Yani kızı bu gece boşu boşuna mı hırpaladın? Hem de nasıl boşuna? Hadi durma git. Önce kızla barış. Senin patron duymasın bu meseleyi. Güle güle. Telefon numaramı kaybetme. Pek lazım olmazsa beni arama. Bir yerde görsen de tanımıyorsun. Tamam mı? Tamam abicim. Alo? Kim?
Ali. Ali. Dinle beni Gönül. Şu anda fazla vaktim yok. Ziya içeriden bir şey getirmeye gitti. Dün akşam için beni affet. Her şeyi sonradan öğrendim. Evet biliyorum. Evet tamam biliyorum. Hayır hiçbir şey söyleme. Sen dünyanın en iyi kızısın. Sonra öğrenirsin. Nereye? Peki peki gelirim. Kapat şimdi. Ayak sesi var. Telefon mu? Ben açtım. Terzi'yi aradım. Bravo! Çok şık olman şart. Bak, o herifin elinde tıpkı bunun gibi sahte bir dolar daha var. Senden onu istiyorum. Başarırsan 150.000. Hayır, 500.000 veririm. İyi ama nasıl, nerede saklı? Onu öğreneceksin işte. Zambak pavyonu diye bir yer biliyor musun? Öğrenirim. Heh, orada bir dansöz var. Demir'in dostudur. Her şeyini bilir herifin. O kadına yanaşacaksın. Yanaştırırsa tabii. Ya niye o kadar elbise birden ısmarladık sana? Kaldı ki böyle de yakışıklısın. Hmm, öyle olsun bakalım. Al. Bu gece doğru o pavyona. Kadın gençlere karşı oldukça cömerttir. Göreyim seni. Hmm, bu iş beni sarmaya başladı. Beni affettin değil mi? Haklıydın. Ama sana hakikati anlatamazdım. Ben kendim öğrendim. Daima tehdit ve şantajla tuttu beni. Ama umduğunu bulamadı. Varsın öyle olsun. Ona her şeyi söyle. Seviştiğimizi, evleneceğimizi. Tabii kovar seni işten ama aldırma. 3-5 kuruşumuz var. Şimdilik sabırlı olacağız sevgilim. Niye? Ne lüzum var? Sonra öğrenirsin. Ama bu adamın yanında kalman doğru değil. Kirli işleri vardır. Sana bulaştırır. Sonra öğrenirsin dedim. Kapatalım artık bu konuyu. Gözlerimin içine bak. Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın? Sen de acaba seni ne kadar çok sevdiğimin farkında mısın? Nasılsınız hanımefendi? Sizi tanımıyorum. Ben de tanışmaya geldim zaten. Çekilir misiniz lütfen? Çok küstah bir adamsınız. Sen de çok tatlı bir kızsın. Serseri. Oh, bu bir öpücük daha istiyorum demektir.
Benim şoför hızlı çıktı. Ne işimiz var bu pis yerde be? Eğleniyoruz canım. Kim o kadın? Meşhur dansöz Zehra. Bizim şoför Yaman değil mi? Çok. Yavaş iç yavaş, sarhoş olacaksın. Olacağım, kime ne? Yalnız başına oturmanın bu iyiliği var işte. Pek yalnız sayılmam. Bir hacı ağam var ama bu gece gelmez. İsabet. Gel. İçki vereyim mi sana? Boş ver, uykum var. Benim de, gel. Otur. Ben bir banyo alayım. Bankalara güvenin yok galiba. Neden o? Baksana, paranı kasara saklıyorsun. Çok zenginsin galiba. Ne gezer be? Benim değil o kasa. Bizim Hacı Ağa'nın. Bir sürü kağıtları var içinde. Herif casus mudur nedir? Aman bana ne? Bol para veriyor ya. Ben ona bakarım. Niye daldın öyle? Hiç. Keşke zengin olsaydım diye düşündüm. Benim de senin gibi bir karım olurdu. İstersen olur. Allah kahretsin seni. Gece yarısı o pis kadının evinde ne işin var senin? Bir daha da benim yüzüme bakma. Ben de o kadının ağzını burnunu parçalamazsam bana da... Gönül, yanlış anladın. Gönül. Yakaladı mı seni? Kim o? Nasıl buldu seni? Sevgilin mi? Yok canım, bir kız. Boş ver. Alo, gene mi sen? Evet, burada, benim yatak odamda. Seni de istemiyor. Anlasana, ne arıyorsun sersem? Ne yaparsın, ne yaparsın? Ne mi yaparım, ne mi yaparım? Yarın görürsün. Kolla kendini sümüklü. Ağzını burnunu kıracağım senin. Merhaba Aftabicim. Merhaba. Kız nerede? Haber kötü. Kızlandırıldık. Telefon ediyorum, cevap vermiyor. Ya. Akşam beni bir kadının yatağında yakaladı. Aferin sana. Utanma oğlum. Bırak sen şimdi bunu. Başka bir iş var. Çok önemli. Bu gece benimle geleceksin. Nereye? O kadının evine. Anlamadım. Kötü bir şey yok be Abdü abicim. Sadece bir kasa soyacağız. Anlamadım. Senden başka kimse açamaz o kasayı. Evelallah. Hoş be. Ben tövbe edeli 10 sene var. Hem nereden çıkardın şimdi bu uygunsuz işi? Emir büyük yerden. Ya, mahkemeden mi emir aldın kasa soymak için ha? Hayır, polisten. Yok deme. İnan abicim, polise yardım edeceğiz. Ben yokum, yok yok yok. Varsın, varsın. Çünkü aradığım sahte bir dolar. Bunu da ancak sen anlarsın. Tamam.
Hem kasa hırsızı hem de eski kalpazanız diye gene boylatacaksınız orayı. Hı? Oku. Hayır, o. Hiçbir şey olmayacak be abi. İstersen telefon edelim. Kendin sor. Nereye? Emniyete. Anlatsana sen şu işi. Ah, işte şöyle. Ver bakalım şimdi bana demli bir çay abicim. Yardım edin. Ayırın şunları. Gel şöyle kızım. Bırak diyorum. Tamam. Ya rezil oluyoruz. Gel şöyle. Bırak beni. Tamam. Haklısın ama bir dakika. Öldüreceğim. Gel şöyle. Beni sevmiyor musun? Sözümü dinle. Allah Allah. Gel şöyle. Yapma kızım. Bırak beni. Hırçın olma kızım. Yapma. Ayıptır. Gel. Yapma evladım. Bırak beni. Söyleyeceğim onu. Kızım gel. Bırak. Bırak beni. Sen de nereden çıktın? Nereden çıktın ha? Dur be kızım, işin iç yüzünü bilmiyorsun. İkisini de öldüreceğim. Dinle bak, Ali bu kızla... Dinlemiyorum. Ya dinle yahu bak, işin iç yüzü başka türlü evladım. Neymiş işin iç yüzü? İşin iç yüzü şöyle... Hmm. Ne bileyim ben... Sen de patla inşallah. Allah Allah. Ay. Ay. Aman. Ne biçim kızdı o be? Unut, olur böyle şeyler. Hadi bir şeyler çıkar da içelim. Bunu iyi akıl ettin, yoksa sinirden öleceğim. Sera? Sera? Acıl susam acıl. Hop. Tam vaktinde geldin, sana kapıyı açacaktım. Ayıp ettin. Kasa nerede? Şşt. Gel. Ufak iş. Beni rahatsız ettiğine değmez. Ha? Yani bu model üzerine çok çalıştım ben. Hiç inat etmezler. Yanına alet almamışsın be. Merak etme sen. Kadar da çürük yapıyorlar bunları be. Ne kadar çürük yapıyorlar demedim mi? Hayret. Hayret dedim. Hayret değil, marifet, marifet.
Al sana aradığın sahte dolar. Ötekine benziyor mu? Hayret. Hayır, marifet, marifet. Şimdi ne yapacağız? İşimiz bittiğine göre gideceğiz tabii. Sen şunu kapat da ben de içeriden ceketimi alayım, hemen tüyerim. Tamam. Demek öyle ha. İyi iş gördüm kız. Sana bu yemi ben uzatmadım ama oltaya kendiliğinden geldin ha. Sana gelince, sen de bayağı iyi çalışıyorsun ha. İyi iş görmüşsün. Söyle bakalım, içinde bir şeyler bulabildin mi ha? Atlat ben nişan düğümdür, vururum valla, vururum, vururum. Yandım. Korkacak bir şey yok. Ancak bir ay hastanede yatarsın. Ölüyorum. 10 senede kodeste, o kadar. Yavaş yavaş, eşekeripler yavaş. Aptal herifler, ayılar, eşekeripler, ne biçim koruyorsunuz adama? Ölüyorum. Bravo Ali, iyi iş gördün. Şimdi mesele ikinci doları elde etmekte. Onu cebinizde bilin. Hadi göreyim seni. Dün akşam olanları gazetelere vermedik. Yani senin patron Demir Ali'nin yakalandığını henüz bilmiyor. Bilirse senden şüphe eder. O zaman planlarımız suya düşer. Hem de adam benim derimi üzer. Ona fırsat vermeyiz. Ama sen gene de koru kendini. Tehlikeli insanlardır bunlar. Hadi bakalım iş başına. Telefon numaramı da aklından çıkarma sakın. Al bunu. Müsaadenizle. Aman dikkatli ol. Hiç merak etmeyin efendim. Nerede kaldı bizim bu adam? Şoförün mü? Evet. Seni gazinoya götürsün. Lüzum yok. Yüzünü görmek istemiyorum. Ya. Ne ilgin var senin onunla? Artık saklamaya lüzum yok. Nişanlımdı. Evlenecektik. Evlenecektik ama aldattı beni. O dansöz kadınla yaşıyor. Yüzünü şeytan görsün. Ya. Dahası var. Senin de arkandan işler görüyor galiba. Bana dedi ki... Ne dedi? Yüzüne gül dedi. Fazla bir şey sorma dedi. Bir pusu kuruyor sana. Sen de onunla birlik miydin yoksa? Olabilirdim ama artık değilim. Gebersin, canı çıksın. İşte söylüyorum sana, ayağını denk al. Ya. Seni aldattığı gibi beni de aldattı. Defolup gitsin, yüzünü şeytan görsün. Peki, sen de ona renk verme. Bakalım neymiş maksadı. Canı cehenneme. Nereye? Önce eve, oradan gazinoya. Biri sizi bekliyor. Abdi abi, Ali içinse boşuna geldin buraya. Boşuna gelmedik. Nafile, gözümle gördüm. O kadınla gidiyor. Şşş, dinle beni. Vaktimiz az, Ali polisin hesabına çalışıyor. O kadını da, etrafındaki çeteyi de dün akşam yakalattı. Ya, sahi mi? Sıra senin Ziya'da. Sakın Ali hakkında ona kötü bir şey söyleme. Söyledim bile. Kıskançlıktan gözüm dönmüştü. Ayağını denk al. Ali senin dostun değil dedim. İyi halt ettin. Tüh, ne bilirim ben Ali'nin polise yardım ettiğini. Ziya kuşkulanırsa kötü. Ali'nin canı tehlikeye girer. Hay dilim kopsaydı. Gel. Yeah.
Aldın ha? Nerede? İşte. Ne yapıyorsun? Numara aklımda. Yani bu ne demek? Numarayı sana verseydim beni 3-5 kuruşla kenara itecektin. Şimdi ortağız. Çık sendeki numarayı da beraber paylaşalım parayı. Ya akıllısın. Hayatımı tehlikeye koydum. Peki. Senin gibi ortağa razıyım. Ama bundan sonra da. Bundan sonra da. Doğru mu söylüyorsun? Emin misin? Az evvel konuştular. Ali polisin adamı dedi. Ötekiler yakalanmış. Sıra sizinmiş. Hoşuma gitti bu ortaklık. Ama ya razı olmazsam? İkimiz dava alırız. Ya kafana bir kurşun sıkarsam? Eline bir şey geçmez. Ben de aynı fikirdeyim. İşte. Telefon numarasının yarısı. Ver bana. Ben telefon edeceğim. Öyle olsun al. Tamam. Şimdi artık kılıma bile dokunamazsın. Böyle bir niyetim yok. Hadi telefon et. Yalnız oraya gidip malı alıncaya kadar birbirimizden ayrılmak yok. Yok. Hadi bakalım iş başına. Oo, gel bakalım. Biz de çok önemli bir iş üstündeydik. Daha önemli bir iş var şu anda. Önce senden özür dilerim sevgilim. Bir an şüphe ettim senden. Bu adamın karanlık işlerine ortaksın zannettim. Gönül, bilmiyorsun. Karışma işlerime. Ben karışacak değilim. Nereye telefon ediyorsun? Polise. Alo. Başkomiser Halit Bey rica ediyorum. Başkomiser Halit Bey'im. Buyurun. Alo. Alo. Bırak onu yerine. Aptallar. Beni faka bastırmaya kalktınız ha? Çek o silahı kızın başından. Önce sen müşteriye telefon et. Dediklerimi tıpatıp yapmazsan dağıtırım kızın beynini. Ya ben senin beynini dağıtırsam? Evet. Güzel. Önce siz bana cevap vermek. Telefon numaramı nasıl elde etmek siz? $2? Tamam. Dolarların numaraları? Bravo. Mal hazır mı? Güzel. Nereye geleceğinizi söyleyeceğim size. Tam bir saat sonra... Evet, evet. Evet, hayır unutmam. Tam bir saat sonra oradayız. Koy bakalım o tabancanı cebine. Adamın verdiği buluşma yerini yalnız ben biliyorum. Kıza veya bana bir kötülük yapmaya kalkarsan sen de yanarsın. Anlarsın ya. Çok konuştuk. Hadi düşün önüme. Kaypaklık yapmaya kalkarsanız... İkinizi de delik deşik ederim. Ali. Korkma sevgilim. Yürüyün diyorum. Amma sabırsızsın sen de. Gidiyoruz işte, patlama. Thank you.
Mal hazır mı? Hazır efendim. Görelim. Pekala. Anlat. İçeriden siyah eldivenli bir adam çıkacak. Sonra? Elindeki paketi yahut çantayı alacak. Vermezse? Verir, verir. Evet, mal tamam, hilesiz. Dostlarım hileliği görmezler. Kim bunlar? Kim olduğumu yarın mezar taşımda okursunuz. Dostumun niyeti bizi öldürmek. Çok konuşma. Ben gidecek. Güle güle. Caddeye çıkın. Taksiler geçer. Binip gidersiniz. Bu paranın ne kadarını vereceğim? 1/3. Çok değil mi? Az bile. Dua et de 1/3 demedim. Bırak onu! Bunun hesabını vereceksin bana. Öbür dünyada. Gördün mü ne biçim dostlarımız var? Yürüyün. Dönün yüzünüzü duvara. Ellerinizi duvara yaslayın. Şimdi pazarlığımızı yapalım dostum. Sen ne istedin de? Bir şey istemedim. Dışarıdaki silah sesini duydunuz. Evet, müşteriyi temizlediniz. Akıllısın. Şimdi de sıra bizde. Çok akıllısın. Şimdi sıra sizde. Yahut da sen de at o tabancayı, eller yukarı. Zorun! Yakalayın hepsini. Götürün. Hadi çabuk. Çabuk. Ringo Abdi'nin büyük zaferi. Yahut da kötü kovboyun teslim oluşu. Abdi abi gebertsene şunu. Ulan enayi bunlar öldürülür mü? Sevişiyorlar be. Hadi düşenimize bakalım. Aslan Abdi abi. En nihayet kapana girdin Fırıldaklı'ya. Götürün. Bir şey iş bırakmadın abi. Size borcumu ödedim. Geçmiş olsun. Korktunuz mu? Çok. Ben hiç korkmadım. Ne var korkacak? Ne oldu buna? Ha? Korkudan bayıldı. Hadi yürü. Hadi gel.